füze attılar buraya, füze, füze diye sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Biz görüntü geçmeye çalışıyoruz, ben arabada hüngür hüngür ağlıyorum. Gazetecisin, evet ama insansın yani, anlatabiliyor muyum? Çok acı günler yaşadım, çok acılara tanıklık ettim ama ben orada zaferi de gördüm. Azerbaycan Savaşı'nı yerinde takip ettim, İkinci Karabağ Savaşı'nı. Her şeyi en dibine kadar gerçekten yaşadık. İkinci Karabağ Savaşı deyince aklıma bir ülkenin 30 yıl boyunca beklediği hem zaferi görüyorsun hem ne yazık ki katliamları görüyorsun. Katliam diyorum çünkü defalarca ona tanıklık ettik. Ya acıyı karşılaştırmayı sevmiyorum. Acı acıdır yani. Hangi coğrafyada olursa olsun acıyı karşılaştırmak çok ayıp bir şey. Ama Azerbaycan'da çok içindeydim. Gence saldırısında gece yatakta yatıyordum. 17 Ekim gecesiydi. O zaman Türkiye'de saat 12, Azerbaycan'da gece 1. Ben tam uyumaya yakın uyuyordum. Hep böyle İlham Aliyev tweetler atıyordu. Hep bakıyordum tweetlere, bakayım hani öyle uyuyayım dedim. Tam Aliyev'in tweetlerine bakıyordum. Bir güm diye ses. Sendelendim, yatağın ucundaydım zaten, bir sendelendim. Tam kapıyı açacağım, zaten biz hep hazırdık. Yani pijamayla falan uyumuyorduk. Hep böyle her an kaçmaya hazır bir şekildeydik. O sesi duyduktan sonra kapıya yöneldim ister istemez. Çünkü kameramanımın yanına ulaşmak istedim. Kapıyı açtım, ikinci vuruldum. Tam Halil Kahraman'ın odasına, kameramanımla yan yanayız. Tam onun odasına giderken şöyle duvara kapandım, üçüncüyü attılar. Halil, Halil diye yumrukladım kapıyı. Halil, Halil çıktı, hemen hazırlan. Zaten bir dakika, hemen çelik yeleğimi giydim, çantamı taktım, bel çantamı. Ve o anda elim titriyor. Nereye attılar? Çok yakına attılar ama çok korku ve panik halindeydik yani, insansın çünkü. Hemen editörümü aradım. Füze attılar buraya, füze, füze diye sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Füze attılar Görkem diye, füzeler attılar diye. Ben de otelden çıkmaya çalışıyorum. Ben otelin kapısını bir açtım zaten toz duman. Yani o kadar yakınımıza atılmıştım. Biz hemen zaten 1-2 dakika sonra füzenin atıldığı yerdeydik. Biz gittik, sadece feryat figan, sadece. Simsiyah bir toz bulutu, ağır bir patlayıcı kokusu. Yani gerçekten böyle dünyanın sonu gibiydi. Bir yandan yayına bağlanmaya çalışıyoruz. Halil hadi çabuk aç. Sonra biz bir canlı yayına girdik. Görmüyorum önümü. Bir yandan insanlar enkazı kaldırmaya çalışıyor. Işık lazım. Halil'e diyorum ki tut ışığı, tut. Tut insanları hani şey olsun. Halil ışık tutuyor. Ve biz kesintisiz 6'ya kadar canlı yayın yapıyoruz. Ölü sayısı artıyor. Tam ara verdiğim bir anda bir bebeği çıkardılar. Bebek benim gözümün önünden geçti. Halil Kahraman'ın kayıtlarında var. Halil bebek, bebek Halil diye Halil'e ben şey yapıyorum. Halil bebek, Halil eli elime değdi dedim ben ona hatta. Sonra tam o çocuk giderken ben çocuğun cenazesine bakıyorum. Kan içinde burası böyle. Yayına girdim bir dakika sonra. Özür dilerim, eli elime değdi diyor. Hani böyle şuur çok yok, anlatabiliyor muyum? Eli elime değdi yani, daha aslında belki düzgün bir şekilde anlatabilirdim ama çok tesirlendim. Küçücük bir bebek çıktı, eli elime değdi. Hala o hissi ben unutamam mesela. 5-6 saat yayın yaptık kesintisiz. Bana dediler ki Fulya, ağır bir şey yaşadınız. Biraz otele git, 1-2 saat dinlen. Ben sana yemin ediyorum, otele geldim, yatağa oturdum. Ben sadece 2 saat böyle durdum. Bak hiçbir şey yapmıyorum ama. Uyumam lazım biraz ki şey, biraz enerji topa. Uyuyamadım. Böyle biz ne yaşadık diye böyle 2 saat yatakta oturdum. Aynen böyle hiç kımıldamadan böyle oturdum yatakta. Daha sonra Berde. Berde'ye Simerç füzesi attıklarında ben oradaydım. Yasaklı bir bomba attılar. Simerç füzesi. Biz bir ses duyduk. Dedik ki nereye attılar? Dumanlar yükseliyor. Hemen arabaya atladık. Ya bizim bir gidişimiz var. Dedim ki araba takla atacak. Yavaş. 10 dakika sonra ben olay yerindeydim. Yanan arabalar, yanmış insanlar, ağır bir kan kokusu. Berde'de 23 kişinin öldüğü. Bir baba kız sarılmış. Ben hatta yayın esnasında diyorum ki açma. Açıyorlar diyorlar. İşte insanlar o kadar feryat ediyor. Yani gör, bak, gör katliamı, göster dünyaya. Dayanılacak gibi değil. Bir baba kız sarılarak can vermiş. Arabanın içinde yanmış bir insan. Gözünün önünde bunların hepsi. Ağır bir kan kokusu. Ben Berde'de yayın yaptıktan sonra ben mikrofonu arkadaşlar arabaya attım. Hüngür hüngür ağladım. Biz görüntü geçmeye çalışıyoruz. Ben arabada hüngür hüngür ağlıyorum. Artık dolmuşsun. Kaç defa çünkü saldırı, saldırı, ölen insan, kan kokusu. Yani insansın. Gazetecisin, evet ama insansın yani, anlatabiliyor muyum?
ama zafer de var. O da çok enteresandır. Zafer gecesi, 10 Kasım gecesi yine uyuyorum. Otelde gece 1 veya 2. Editörüm bu sefer de Yiğit aradı. Fulya, Paşinyan'ın açıklamalarını gördün mü? Ben ki Paşinyan'ın açıklamaları mı? Bir dakika Yiğit, bir dakika sakin falan. Biz yine hazırız zaten. Biliyorsun yani kıyafetler hazır. Hemen acil yayın istiyorlar. Terlikle, otel terliğiyle çıkıverdim sokağa. Bir baktık Aliyev açıklamalar yapmaya başladı. 1-2 saat sonra arkamı bir döndüm, akın akın insanlar sokaklarda. O zaferi de gece 4'te bir tane bir genç geldi. Kazandık Fulya Hanım, kazandık diye koşa koşa gelen bir çocuk vardı yani. Sen bizim işte bacımızsın, kardeşimizsin. Çok seviyorlar sahasında. Samimiyetle, çünkü Ümmü Gülsüm, yani sen de az çok tanırsın beni. Yani hayatımda hiçbir şeyi mış gibi yapmadım. Olmamış hiçbir şeyi söylemedim. Duygusal da bir insanım. Soğukkanlı da çok kalamayan bir insanım. Ne hissettiysem, ne geçtiyse onu hep söyledim, yaptım yani. Ya film gibi derler ya, yani gerçekten film değil, hepsi gerçekti. Asla da meslek hayatımda unutamayacağım, benim böyle kalbimin en orta yerinde daima kalacak günlerdi.